Herkese merhabalar. Bugün bir Vahap Şanal oyunuyla karşınızdayım. Vahap Şanal bu pandemi döneminde olabildiğince bol turnuva oynayarak, online değil yüz yüze turnuva oynayarak tecrübesini arttırmaya çalışıyor ve güzel oyunlar sergilemeye devam ediyor. İşin e doğrusu kaybettiği oyunlar da var elbette. Ben özellikle kazandığı oyunları seçiyorum ama kazandığı oyunlardaki yaratıcılık, girişkenlik ilerisi için çok umut veriyor. Evet. Beyazlarla Vahap Şanal oynuyor. Rakibi de Travodon isimli bir oyuncu. 2412 Elo'ya sahip. E4, E5, at F3, at C6. Fil C4. İtalyan açılışına giriyor. Vahapşanal dediğim gibi ilginç denemeler peşinde. Rakip iki at savunmasıyla cevap verince D4. Hareketli merkez piyonu. Merkeze piyon getiriyor. E d şimdi hareketli merkez piyonuyla atı tehdit ediyor. Burada siyahların değişik hamleri var ve en temel hamlerden birisi D5 sürmek. E, fil B5 AT4 at alır D4 bir seçenek. Efendim D5'e EF6 DC4 e, bu da bir seçenek. Başka e, E5'e at E4 hamlesine fil D5 gibi bir hamle olabilir ve oyundaki hamle at g4. Şimdi satranç dersleri kanalından bahsetmiştim. Orada e, hesaplama teknikleri ilgili tekrar anlatımlar yapıyorum. Şah çekiş, alış tehdit, g4'teki at korunmayan taş 5 madde yöntemine göre fil alır f7, şah f7, at g5 şah çekip bu atı almak mümkün. Şah g8 vezir alır g4'le. Ama d6 veya d5 yapınca filin önünü açarak vezir istiyor ve düşünüldüğü kadar iyi değil beyazlar. Hatta kötü de olabilir. Dolayısıyla burada Wabşanal rokla gelişimi tercih etmiş. Siyahlarda fil e de oynamış. Tabi hemen at alır e5 alındığında, at alır e5, at alır e5, kaleye 1den sonra at kaybı var f4 ile açmazdan. Fil e7 yaptığında ise Şimdi artık E hattını kapattı ve at alır, E5 de etti diyor. Buna da fil F4 oynamış bu hapşana. Taşını hem gelişiyor hem E5 piyonunu koruyor. İşin ilginci burada siyahlar G5 gelebiliyor. Yani çılgın bir oyun oldu. At G4'e gitti. Rok atmadı siyahlar. G5 ile E5 piyonu peşinden, peşinden koşuyor. Şimdi ne yapacağız? Doğal yaklaşım ne? Ben yani fil F4 çıkmıştım, E5 piyonu istiyorum, fil G3 yapayım, piyonu tutayım diye düşünebilirsiniz. Ama büyük olsa siyahlar burada artık kafayı bozdu. H5 ile saldırıya devam edecek. Özellikle kapalı konumlarda erken rok atmak, şahınızın yerini belirlediğiniz için şahı hedef haline getirmek anlamına gelebilir ve rok atmayan rakip piyon sürüşleriyle şah kanadını zorda bırakma peşinde koşabilir. Burada da benzer bir şey olabilir. Yani bu konum kapalı değil. Merkezde piyonlar değişilmiş. Ama rok atmayan siyahlar bir anda tehlikeli bir saldırıya sahip. İşte bu noktada Vahap Şanal fili G3'e çekmektense başlangıç karesine çekelim diyor. Birkaç tane Vahap Şanal'la ilgili video yapmıştık. Oyunlarını incelemiştik. Orada da gelişimde Gelişimi nasıl ertelediği ile ilgili ilginç hamleler görmüştük, yaklaşımlar görmüştük. Burada da fili cebire çekiyor ama hep söylediğimiz gibi fil, vezir, uzun menzili taşlar ve bunlar başlangıç karesinden e, rakibi tehdit edebilir. Öte yandan geçenlerde Fischer'in ile bir oyunu göstermiştim 92 yılında. Fischer öyle bir hamle yapıyordu ki atını bebire götürüyordu başlangıç karesine. G3'ten alıyordu, Bebire götürüyordu ve Bebire giden at oyunu kazandıracak tehdit hazırlıyordu. Yani çok istisnai bir durumdu, olağanüstü bir durum Fisher'in dehasını gösteriyor ve işte burada e, Fil Cebirle Wahabşanal gözünü gebeşe dikiyor. Yine kendimi tutamayacağım ama eskiler yeniler tartışması var. Eskilerin katkısı nedir, yenilerin katkısı nedir? Yani yeniler şimdiye eskiler şimdiye gelse ne olur şimdiki zamana gelse yani aradan 20 sene geçtikten sonra Fischer'in bulduğu o at bebir hamlesi bile yaratıcılığın ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Tamam Karsen sevenler heyecanlanmasın. Carlsen mükemmel bir oyuncu, şöyle bir oyuncu, böyle bir oyuncu ama durum bakalım zaman gösterecek. 1970 69 yılında Spassky Dünya Şampiyonu olduğunda gelmiş geçmiş en büyük şampiyon olarak kabul ediliyordu. Aradan Ondan sonra kimler geldi? Fischer geldi, Karpov geldi, Kasparov geldi temelde. Ama Spassky'nin ismi unutuldu. Spassky kötü müydü? Hayır. Spassky'nin zamanında kimler kimler vardı? Botvinnikler tabii bırakmıştı ama Petrosyan, Simislov, Tal bir takımla çıkıyorlardı. Takımda herkes dünya şampiyonu. Korçno'yu, Geller'i, Bronstein bunlar da dünya şampiyonluğu için maç yapan oyuncular. Bunların arasında arasından sıyrılıp Spassky dünya şampiyonu oluyordu. Ve boşuna gelmiş geçmiş en büyük şampiyon olarak kabul edilmiyordu. Ama ne oldu? Aradan zaman geçti. Fischer geldi. Spassky'nin ismi unutuldu. Yani günümüzün perspektifinden baktığınız zaman sanki son şampiyon en mükemmel şampiyonmuş gibi gelir. Yoksa Karsen'e bir gıcıklığım olduğundan değil. Karsen'in oyunlarını kitabımda yayınladım. Çok beğeniyorum stilini. Ama böyle körü körüne en büyük o, kimse ondan iyi değildir, gelmiş geçmiş o, en büyük o demenin de anlamı yok. Lafı uzattım ama Carlsen'in bir fotoğrafı var. 8 veya 9 yaşındayken başında Smen Agdestein en üst düzey satrançlardan biri. Herkes bilmeyebilir ama Norveç'in efsane isimlerinden biri. Karpov Kasparov'ların olduğu dönemlerde süper turnuvalarda oynayan bir oyuncu, Carlsen'in hocası. Öte yandan Karsen'in yakında bir videosu yayınlandı. Bu New Chess Classic'in e, video kısmında soruyorlar. Dahi olarak kimi adlandırırsınız? Kapablanca'nın ismini veriyor. Diyor ki yani bir anda ortaya çıkıyor. Yani hiçlikten ortaya çıkan bir oyuncu. Ne bir hocası var ne kimse var. Bir anda dünyanın en iyi oyuncularından birisi oluyor en kısa süre içerisinde. Lasker gibi bir devi yeniyor. Kimse karşı koyamıyor. İşte Karsen'in durumu bir Kapablanca ile aynı değil. Yani objektif olarak değerlendirmek lazım. Arada Capablanca'dan sonra hiç dahi oyuncu gelmedi mi ki Carlsen Capablanca'yı dahi olarak kabul ediyor? Bunlar da düşünülmedi. Neyse gelelim oyuna. Filce bir at G alır E5 yapıyor. Piyonu veriyor. Vahap zaten bunu planlamıştı. Neden verdi? At alır E5, at alır E5, at alır E5'ten sonra vezir alır D4 yapıyor. Ve sıkıntı şu. Siyah şah ortada siyahların gelişimi iyi değil. Fi f6 yapınca şimdi bir saptırma hamlesi. Ne demiştik bir taşın çıkmamış olması onun iş yapmadığı anlamına gelmez derken geldi fil alır g5. Saptırma fil atın savunmasına bağlıydı. C1'deki fil gelişmiş kuvvetli bir taş çünkü hedefi var. Eğer fi f6 oynadı bu piyon g7 olsaydı bu filin değeri o kadar güçlü olmayacaktı. Ve anlıyoruz ki mesele hep hedeflerle ilgili. Fil G5. Fil G5 alınca vezir alır E5 vardı. Şah vezir, şah kale çatalı. Ve şimdi D6 yapmış. Fil alır F6. Vezir F6. Vezir E3. Açmazda kaldı. Şah F4 tehdit ediyor. Burada rock beklersiniz ve oynanabilir. Ama bilgisayarda şah D8 hamlesini ilginç bir şekilde beğeniyor. Siyahlar kalesini g atından kullanmak istiyor ve haksız da değil. Siyahlarda diyor ki benim de film gelişmemiş ama iş yapıyor. Kale hatta bakıyor. At yakın, vezir yakın bu taraflara. Atak peşinde koşuyor. Siyahlarda da oyunu zenginleştiriyor bir anlamda. Kale f1, fil f5. Fil f1 savunmaya döndü fili. At g4, vezir g3. Vezir h6. At c4 geliyor. Fil d7, kale a1 ve şimdi at f6 yapıp açarak kaleyle vezire saldırdı. Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Acaba Vaapşanal ne yapmış olabilir bu durumda? Hamle. Kuzu kuzu kaçmak değil. Karşı saldırı düşünmek. Bu iyi satrançların önemli özelliklerinden birisidir. Evet, pek çok zaman rakip tehdit eder, biz savunuruz, kaçarız, araya taş kapatırız. Ama bazı özel durumlarda Karşı saldırı yapmak çok ama çok önemli. Sıradan bir oyuncu olmakla bir üst kategoriye çıkmak arasındaki fark bu tür inceliklerde yatıyor. At alır d6. Şimdi kale g3 alırsa at alır f7 ve fazlasıyla faiziyle geri alıyor. Üstün konum kale istekte bir sürü de piyon aldı ve dağısı da gelecek. At d6'ya mecburen cd6 yapmış. Vezir d6. Şah c8. Kaleye artık dayanılmaz bir durum. Konumda da açılınca şahın ortada kalması bitirici bir faktör. Kale d8, kale d4 üst kata çıktı ve kale c4, fil c6, vezir c7 mat istiyor kapatınca. B5 yapmış kale c4'ü kesmek için ama kale d7, kale d7 vezir c6'dan sonra terk etmiş. Çünkü her şey dökülüyor. Şah b8 yaptığında kale alır d7, at d7 alamıyor arkada vezir boşta eminim ki pek çok değişik şekilde de kazanma ihtimali vardır. Vahap Şanal'dan basit, keyifli bir oyun izledik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.